geçen bir mazi. Bütün bu cihanda özgürlüğün nefesi. Dönse Somali, Bosna kalbinde. Afrasya Kerkük, kardeş belinde. Sen Türkiye'yim, ben Türkiye'yim. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duvar bizden yanadır. Son Murat, son ilahi, ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da Allah bizden yanadır. Cep telefonlarımızı görmek istiyoruz Ankara. Kökleri tarihin derinliğinden beslenen, dalları istikbale uzanan kutlu yürüyüşümüzün değerli dava arkadaşları. Bu davanın bugünkü teşkilatlanmış hali olan AK Parti'nin değerli mensupları, hepinize selam olsun. Ankara'ya bugün bu seçim gecesine Türkiye'nin 81 vilayetini dolaşmış olarak geliyorum. Sizlere Fırat'tan, Dicle'den, Sakarya'dan, Kızılırmak'tan, Yeşilırmak'tan, Seyhan'dan, Ceyhan'dan selamlar getirdik. Ağrı'dan, Cudi'den, Toroslardan, Ilgaz'dan, Uludağ'dan, Istırancalardan selamlar getirdik. Selam olsun ülkemizin her köşesine, her ırmağına, her dağına, her ovasına. AK Parti'nin demokrasi balkonu kıldığı, demokrasi makamı kıldığı bu balkondan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onlara da selam olsun. Her birini bağrımıza basıyoruz. Allah onlardan, onların iradelerinden razı olsun. Ve bu balkonu bir demokrasi makamı yapan Cumhurbaşkanımıza da selamlar olsun. Aziz dava arkadaşlarım, aziz dava arkadaşlarım. Sizin bu coşkunuz dahi tam bir demokrasi şölenidir. Bu şöleni bize yaşatan teşkilatımıza selam olsun. İşte bir demokrasi şöleninin akşamında, güzel bir günün akşamında hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyden önce en büyük teşekkür, en büyük ihtiram milletimizedir. Aziz milletimizi bu seçim gününde tebrik ediyorum. Her bir vatandaşımızı sandığa gidip oy kullanan, irade beyan eden her aziz vatandaşımıza selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. AK Parti hareketi 13 yıldır tek bir şeyin davasını verdi. O da milli irade, milli irade ve milli irade.
her türlü engelle karşılaştık. Kurucu genel başkanımız yasaklı ilan edildi. 2007'de e-muhtıra vermeye kalktılar. Her türlü darbe, vesayet tecrübesinin, sınavının içinden gelen AK Parti kadrolarına selam olsun. Partimizi kapatmaya çalıştılar. Ama biz hep milli irade dedik. Hep milli irade dedik. Hep milli irade demeye devam edeceğiz. Aziz milletimizi bu yüksek katılım dolayısıyla suhuletle, sükunetle bir seçimi daha başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla tebrik ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Milletimizin kararı en üst karardır. Milletimizin kararı nihai karardır. Bu karara saygı bütün siyasi partiler için, bütün taraflar için bir zarurettir. İşte buradan AK Parti'nin demokrasi makamından, balkonundan sesleniyorum. Yüce milletimizin kararı her şeyin üstündedir ve o kararın gereği her şartta yerine getirilecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır. ...13 yıl içinde büyük sınavlardan geçtik. Hiçbir zaman eğilmedik. Hiçbir zaman eğilmeyeceğiz. Arkasında millet olanlar eğilmez. Arkasında tarih olanlar, arkasında irfan, hikmet olanlar eğilmez. Biz milletten geldik, milletle yürüyoruz. Kaderimiz milletin kaderidir. İkinci teşekkürüm AK Parti teşkilatlarına. Bu gerçekten modern demokrasi tarihimizin en büyük ailesine, AK Parti teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Bakınız burada bütün AK Parti kadrosu olarak hem sizlerin hem milletin huzurundayız. Bir ahlak abidesidir AK Parti hareketi. Kurucu genel başkanımızdan bu yana nice çetin yolculuklardan hep zaferle çıktık. 10 seçimi geçmişte zaferle, birincilikle geçirdik. Şimdi de hamdolsun 11. seçiminde birincisi AK Parti'dir. Bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün bu seçim kampanyasını takip eden aziz milletimiz, evet, ya Allah diyoruz ve şimdi bu gece tekrar Bismillah diyoruz. Bismillah diyoruz. Büyük tarihi yürüyüşler için 12-13 yıllık süre bir başlangıçtır. Hamdolsun büyük başarılara imza attık. Daha büyük başarılar bizi bekliyor. Bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Bir an bile durmayacağız. Bir an bile milletten ayrı düşmeyeceğiz. AK Parti hareketi bir ahlak hareketidir. Bir erdem hareketidir. Bugün benimle birlikte olan MYK üyelerimiz, bakanlar kurulumuza baktığınızda her biri 2 aydır bütün vilayetleri dolaşıyorlar. 3 dönemi bitenler, nefesi kesilir mi diye bekleyenler hayretle takip ettiler ki bizim için dönemler değil, asırlar önemlidir. Asırlar önemlidir. Yine milletimiz de takdir etmiştir. Bu seçim kampanyasında 81 vilayette de vatandaşlarıyla buluşan tek parti AK Parti'dir. Onun için değerli teşkilat mensuplarımıza sesleniyorum. Her birini alnından öpüyorum. Her birini tebrik ediyorum. Bugün AK Parti bir kez daha destan yazmıştır. Birliğin, beraberliğin adresi olmuştur. Teşekkür ediyorum. Coşkulu mitingler için, büyük mesajlar için teşekkür ediyorum.
Ayrıca hiç şüphemiz yok. Hep beraber kutlu yürüyüşümüz bir an bile sekteye uğramadan devam edecek inşallah. Üçüncü teşekkürüm. Bütün bu seçim sürecinde seçimin yönetimi itibariyle katkıda bulunan, sükunetle, suhuletle seçimlerin gerçekleşmesini sağlayan güvenlik görevlerimize, emniyet görevlerimize, Yüksek Seçim Kurulu'na ve bütün il ilçe seçim kurullarına, bu seçim öncesinde birçok şaibe söylentileri çıkararak demokrasimize leke vurmaya çalıştılar. Şimdi soruyorum, bu demokrasi tecrübesiyle Türkiye kendini ispat etti mi? Etti mi? Neticeyi önceden neredeyse bir şekilde şekillendirmek adına bir takım şaibe söylentileri çıkaranlar şu anda utanç duymalılar. Türk demokrasi güçlüdür. Hiçbir şekilde hiçbir şaibeyle gölge düşmeyecektir. Şimdiye kadar böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dördüncü bir teşekkürüm yurt dışında, gönül coğrafyamızda, Üsküp'te, Saraybosna'da, Filibe'de, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Semerkant'ta, Buhara'da, Afrika'da, Somali'de, Tunus'ta, Orta Doğu'da, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta bu hareket için dua eden kardeşlerimizedir. Her birinden mesajlar geldi. Her biri aynı şeyi söylediler. Siz 12 yıldır bize kol kanat gerdiniz. Sizin mevcudiyetiniz bizim için en büyük garantidir. İşte buradan da onlara sesleniyorum. Biz bu topraklarda ayaklarımız üstünde dimdik dururken onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz dava arkadaşlarım, şimdi gelelim buradan vereceğimiz temel mesajlara. Her şeyden önce şunu bilmek ve göstermek zorundayız ki, herkesin de görmesi gerekir ki, AK Parti bu seçimin galibidir ve birincisidir. Bundan şek ve şüphe yoktur. Kimse kaybettiği seçimden zafer çıkarmaya kalkmamalıdır. Herkes kendi muhasebesini yapmalıdır. Bakınız, AK Parti 76 ilde milletvekili çıkardı. 56 ilde birinci oldu. 6 bölgede birinci olan parti AK Parti'dir. Ben özellikle diğer parti temsilcilerinin de ne diyeceklerini merakla takip ederek buraya çıktım. Şimdiden zafer ilan eden ana muhalefet partisi 37 ilde milletvekili çıkaramıyor. Üçüncü parti 32 ilde çıkaramıyor. Büyük zafer kazandı iddia edilen dördüncü parti 56 ilde milletvekili çıkaramıyor. Şimdi herkesin kendi muhasebesini yapması lazım. Bir kez bu seçimler göstermiştir ki Türkiye'nin omurgası AK Parti'dir. Her bölgede olan, her vilayette olan, her vatandaşla kucaklaşabilen yegane parti AK Parti'dir. Aziz dava arkadaşlarım, bundan sonra da vatanın doğusuyla batısını birleştirmeye devam edecek miyiz? Her yerde var olacak mıyız? Milleti kardeş kılacak mıyız? İşte davamızın özeti budur. Buradan mesaj olması itibariyle bütün milletimize seslenmek istiyorum. Bu siyasi tablodan kesinlikle istikrarımıza zarar gelmemesi için 12-13 yıllık Türkiye'nin kazanımlarının herhangi bir zarar görmemesi için her türlü tedbiri alacağız. AK Parti olarak bu devletin bekası, milletin refahı, vatanın huzuru için nöbette olduk, nöbette olmaya devam edeceğiz. Milletimiz rahat olmalıdır.
12-13 yılın sınavlarından, zorlu süreçlerinden geçmiş AK Parti kadroları bu ülkede istikrara, huzura zarar verilmesine asla izin vermeyecektir. Bu milletin geleceğinin teminatı AK Parti'dir. AK Parti olmaya devam edecektir. Bu neticelerden hareketle herhangi bir çevre kriz senaryoları üzerine yatırım yapmaya kalkarsa bilsin ki AK Parti'nin iman dolu, azim dolu, kararlı kadroları dimdik ayaktadır, ayakta olacaktır. Demokratik süreçler içinde ülke yönetiminin herhangi bir zaafa uğramaması, ekonomimizin istikrarının bozulmaması ve kardeşliğimize herhangi bir sekte vurulmaması için gereken her türlü adımı atacak, alınacak olan her türlü tedbiri alacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmamalıdır. Vatandaşlarımız bugün görevlerini yaptılar, oylarını kullandılar. Hepsine hürmet ediyoruz. Onların iradesi her şeyin üstündedir. Biz kendi değerlendirmemizi yapacağız. Ancak şu da bilinsin ki bu değerlendirmeyle birlikte milletimizin huzuru için atılması gereken adımları istişare ederek atılması gereken vakitte atacağız. Milletimiz huzur içinde olmalıdır. Milletimiz geleceğe her zamanki gibi güvenle bakmalıdır. Çünkü milletin omurgası AK Parti görev başındadır, görev başında olacaktır. Yine buradan teşkilatlarımıza mesajım şudur. Çok büyük bir görev ifa ettiniz. Bütün bir kadroyu seçim kampanya sürecinde ayakta tuttunuz. Ama biraz önce kardeşlerimin, dava arkadaşlarımın ya Allah bismillah demeleri gibi size talimatımız, size tavsiyemiz şudur. Yarın yeni bir güne, yeni bir dava aşkıyla ya Allah bismillah diyerek başlayacaksınız. Kimse de herhangi bir şekilde AK Parti üzerinden hesap yapılmasına izin vermeyeceksiniz. Sizler bu milletin omurgasısınız. Ben AK Parti teşkilatlarının bir ferdi, sizlerin genel başkanı olmakla gururların en büyüğüne sahibim. 81 vilayeti gezerken nasıl bir aşkla, nasıl büyük bir dava aşkıyla hareket ettiğinizi gördüm. Buradan bütün teşkilatlarımıza sesleniyorum. Ağrı'ya, Ağrı'dan Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya, Hakkari'den Bursa'ya kadar bütün teşkilatlarımıza hepinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Çünkü siz ülkenin şu veya bu etnik kesimlere, şu veya bu bölge ayrılması tehlikesi karşısında her yerde dimdik durdunuz ve al bayrağı her yerde dalgalandırdınız. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi teşkilatlarımızın her bir ferdi yarından itibaren yeni bir yolculuğun aşkıyla bu kutlu yürüyüşe devam edecek. AK Parti her halükarda milletin omurgası ve teminatı olmaya devam edecek. Bütün vilayetlerde, bütün teşkilatlarımızı barış içinde bu demokrasi şölenini yaşamaya ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili her türlü çalışmayı yapmaya davet ediyorum. Hiçbir şekilde durmayacağız, yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bizi oy vermiş olsun, vermemiş olsun bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Bütün vatandaşlarımıza selam vereceğiz, selam alacağız, dertleşeceğiz, hasbihal edeceğiz. Bu seçimlerden alınması gereken mesajları hep birlikte değerlendirecek, daha da kararlı bir şekilde
yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yine Allah razı olsun. Bu seçim zorlu süreçler içinden geçen bir seçim oldu. Sadece Türkiye içindeki partiler değil, Türkiye dışındaki çevreler, bu partilerle beraber hareket eden paralel yapılar hepsi birden AK Parti'yi zaafa düşürmek istediler. Bütün bu cephe karşısında biz Erzurum'da yokuşa çıkarken hayırlar fetola, şerler defola diye çıktık. Her ne surette olursa olsun yine aynı şeyi söylüyoruz. Bu neticeyle hayırlar fetola, şerler defola. Yolumuz, bizim yolumuz hayır yoludur. Bizim yolumuz hikmet yoludur. Bizim yolumuz irfan yoludur. Allah bu yolun yolcusu olan AK Parti kadrolarının gücünü artırsın, azmini, kararlılığını artırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Geleceğe omuz omuza yürüme kararlılığımızı ebediyen sürdürsün. Buradan diğer partilere olan mesajımız da açıktır. Küçük hesaplarla yenilgiler üzerinden zafer üretmeye kalkmamalılar. Biz kendi değerlendirmemizi yapacağız. Herkes kendi değerlendirmesini yapmalıdır. Türkiye'de istikrar ve huzur içinde yeni bir sivil anayasa yapımı konusunda 12 Eylül Anayasası'nı artık tarihe gömmek konusunda bütün partilere tekrar çağrı yapıyoruz. Özgürlükçü, insan onuruna dayalı, geleceğe ve istikbale bütün gençleri en iyi şekilde hazırlayan yepyeni bir anayasa için harekete geçelim diye çağrıda bulunuyoruz. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde özgürlükçü bir reform anlayışıyla bugünkü demokratik düzeye ulaştı. Bunu korumaya kararlıyız. Ama her partinin şiddetle, terörle arasına mesafe koyması gerekir. Her partinin gerilimci bir politika yerine, çatışmacı bir anlayış yerine en iyi düşündüğü formülleri masaya koyması gerekir. Biz her türlü düşünce açığız, her türlü fikri konuşmaya açığız ama bir şeye kapalıyız. Artık Türkiye'de bir daha darbe ve vesayet kültürü asla olmayacak. Asla olmayacak. Hiçbir güç milli iradenin üstünde egemenlik kuramayacak. Hiçbir lobi, hiçbir çevre Türkiye'nin kaderini belirlemeye kalkamayacak. İşte bunun için herkesin kendisini, partisini ve ülkesiyle ilgili, gelecekle ilgili düşüncelerini ortaya koymasının vaktidir. AK Parti 12 yıllık iktidarı döneminde bütün bunları icraatıyla ortaya koydu. Bundan sonra da her şekliyle bilinsin ki, her haliyle bilinsin ki AK Parti millet için en doğru olanı yapmaya kararlıdır ve bu kararlılığı ebediyen sürecektir. Ve nihayet bir mesajım da günlerdir, haftalardır dualarla bizi destekleyen gönül coğrafyamıza, Balkanlara, Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Orta Asya'ya, Afrika işlerine. Hiç merak etmeyiniz. AK Parti bu ülkede var oldukça sizin davanız, sizin meseleniz bizim meselemizdir. Bir takım dış çevreler sizlerin meselesine sahip çıkmamız dolayısıyla karşımızda geniş bir cephe oluşturmuş olabilirler. Ama biz her şeye rağmen ve her şartta adalet demeye devam edeceğiz. Mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hak davasını, adalet davasının bayrağını yüceltmeye devam edeceğiz. Aziz dava arkadaşlarım, bu gece vakti böyle coşkuyla, muhabbetle sizlerle birlikte olmamız bizim inancımızı, güvencimizi, gelecekle ilgili olan kararlılığımızı bir kez daha pekiştirdi. Şimdi sizlerle birlikte hep beraber haykıralım. Milli iradeyi gerçekleştirmeye var mısınız? Var mısınız? Yeni Türkiye'ye her şartta yürümeye var mısınız? Adalet,
irfan ve hikmet davasını kararlılıkla devam ettirmeye var mısınız? Ta Malazgirt'ten beri gelen bu kutlu yürüyüşü nice yüz asırlara iletmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Bu çağrıları Türkiye'nin 81 ilinde yapan bütün AK Parti teşkilatlarına, bütün vatandaşlarımıza bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçim neticelerinin ülkemiz için, gönül coğrafyamız için, insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yarın yeni Türkiye için yeni bir başlangıç yönünde yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz hayırlı, menzilimiz hayırlı olsun. Bütün mitingler süresince tekrar ettiğimiz ahdimizi bir kez de sizlerle tekrar etmek istiyorum. Ahi Evra'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin geleneği üzere birlikte söyleyelim. Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, milli birliği, milli iradeyi ve insan onurunu korumaya, her gönüle girmeye, her haneye bereket getirmeye, kudretli ve şefkatli yeni Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz çalışmaya Allah, tarih ve millet önünde söz veririz. Söz veririz. Söz veririz. Söz mü Ankara? Söz mü Türkiye? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah sözümüzü ve ahdimizi tutacak gücü bize nasip eylesin. Menzilimizi hayır eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Yükselen Türkiye'nin gelecek 10 yıllarına AK Parti'nin mührünü vursun. Geleceğimiz hayırlı olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haydi Ankara! Gün yeni bir gün. Artık yeni bir güne, 8 Haziran'a geçtik. 5 dakika geçtik hatta ve Başbakan Davutoğlu'nun balkon konuşması yapıldı.